11 temel ilke ve 9 amaç etrafında birleştirilen bir insan hakları eylem planı oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu eylem planını kamuoyuna duyurdu. Şimdi Bir Bilene Sorun 4. bölümünde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Feyzoğlu. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Hakları eylem planı açıklandığı andan itibaren kamuoyunun gündeminde yer aldı. Türkiye Barolar Birliği'nin de bu eylem planının oluşturulmasında katkısı olduğunu biliyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nin ne gibi katkıları oldu? Öncelikle onu dinlemek isterim sizden. Teşekkür ederim. Tabii böyle bir plan, böyle bir çalışma baştan sona okunduğunda bir günde yazılmadığı rahatlıkla anlaşılacak ayrıntıda. Zaten 2 yıllık bir çalışmanın ürünü aşağı yukarı. Yargı reformu strateji belgesi 2019 Mayıs'ta ilan edildiğinde bir yol haritası olduğunu söylemiştik. O yol haritasının pek çok durağında somut sonuçlar alındı. Yine o strateji belgesinin kapsamında yolun devamını haritalayacak, yolun devamını çizecek bir belgeye ihtiyaç vardı. O master plan çerçevesinde. İşte bu o. Ve yazılmasını şöyle anlatayım size. İçinde teorik çalışma çok var. Doğru. Teorik çalışma kadar önemli olan bir başka husus var. Okunduğunda bu mesleği icra edenler, yani avukatlığı, hakimliği, savcılığı icra edenler ya da bu meslekle, hukuk mesleğiyle hayatının bir noktasında adliyede, sokakta, karakolda karşılaşmış olanlar. Ha tamam diyecek. Tamam bu benim derdimdi diyecek. Ne o biliyor musunuz? Hayatın içinden sorunlar ve hayatın içinden gerçekçi çözümler. Şimdi bunu, bu çözümleri, bu somut başlıkları, alt başlıkları, ayrıntıları teorik çalışmalarda, arama konferanslarında, uluslararası çalıştaylarda bulamazsınız. Bunları küçümsemiyorum, tam aksine çok önemsiyorum. Ancak onun ötesinde o teorik çalışmanın bir insanın hayatına somut olayda nasıl dokunacağını planlamazsanız, yazmazsanız, gerekçelendirmezseniz, ayrıntılı bir maddeye dökmezseniz, sokaktaki insan, evinde, işinde, gücünde olan insan bana ne bundandır? Hemen bu çalışma. O zaman. Tabii, buyurun. Bu mevcut mevzuat, yani insan hakları eylem planı açıklanmadan önceki mevcut mevzuat insan hayatına dokunan bir mevzuat değil miydi? Yeterli değil miydi? Şu an oluşturulan mevzuatta neler değişti? Bunun özgünlüğü nedir? Onu sormak istiyorum aslında. Şöyle söyleyeyim. Hayat durağan değil ki. Yani 5 sene önceki, 10 sene önceki, hatta bir gün önceki şartlar değişiyor. Hayat akıyor. Hayat akarken yeni sorunlar çıkıyor ya da sorunlara teknolojik imkanlarla çözüm imkanları çıkıyor. Bunları yakalamak zorundasınız. Sürekli yenilemek zorundasınız. İşte yani mesela denebilir ki ya niye şimdi reform yapıyorsun da 10 sene önce yapmadın denebilir. Bir dakika. 10 sene öncenin şartları ayrı. O zaman da bir şey yapılmıştır. Doğru yapılmıştır, yanlış yapılmıştır. Ayrı konuşursun. Ama 10 sene önce yaptım, bitirdim, dükkanı kapadım arkadaş. Tamam bundan sonra ülkede yapacak hiçbir şey yok derseniz ne dünyayı doğru okumuş olursunuz ne Türkiye'yi anlamış olursunuz. Tecrübeler de öğretiyor herkese. Hayır, mevcut mevzuatın insan hakları açısından evet sıkıntılı olan yerleri olabilir ama böyle hani fecidir, çok kötüdür diyeceğiniz bir şey yok ama uygulamadır sorunda. Uygulamayı düzeltmediğiniz takdirde düzeltemezsiniz. Yani ne yazarsanız yazın. Bu sorunuzu tam cevaplayacağım. Bu eylem planının en büyük özelliği uygulamayı etkileyecek olması doğrudan doğruya. O ayrıntıda bir plan. Hani içinde çok büyük harflerle, çok büyük sözler de var. Ama bir, ya insan hakları deyince bu kadar ayrıntıya hiç görmedim dedirtecek kadar da insanın hayatına her alanda dokunan cümleler ve çözümler var.
büyük bir dönüşüm içerdiğini hissettirmesinin sebebi de siz de devrim niteliğinde olarak tanımlanmışsınız. Ben özgünlüğünün sebebini aslında bu yüzden sordum. Yani çok köklü değişiklikler mi bekliyor bizi bu eylem planıyla birlikte hukuk alanında, insan hakları anlamında? Şöyle söyleyeyim size, tek tek uygulanırken abi devrim yaşıyoruz, muhteşem şeyler oluyor, düzen değişiyor falan. Onu o anlamda söylemiyorum tabii ki. Tek tek yapıldığında, evet ya bugüne kadar niye yapmadık ya da evet tam da zamanı, evet ya ben de düşünüyordum bunu, böyle olmalı dedirtecek. Üst üste koyduğunuzda, hepsini bir araya getirdiğinizde, evet ferahlama yaratacağını görüyorum. Avukatların hem mesleki anlamda rahatlatacak, faaliyetlerini rahatlatacak bir plan, hem de vatandaşların somut olarak rahatlatacak bir plan olarak baktığımızda ne gibi kolaylıklar? Sedan, bir kere vatandaşın günü rahatlıyorsa avukatın da rahatlıyordur. Avukatın üstündeki sıkıntı kalkıyorsa aslında o sıkıntı vatandaş adına sırtlanan bir sıkıntıdır. Dolayısıyla vatandaşın da günü kurtuluyor demektir. Birkaç tane mesela söyleyeyim size. İnsan hakkı içerisinde adil yargılama diyorsunuz değil mi? Çok güzel bir söz. Adil, herkesin adil yargılanma hakkı vardır. Hatta daha da büyüteyim sözü. Herkes vazgeçilmez ve devredilmez şekilde adil yargılanma hakkına sahiptir. Yazdık yıldızlara. Çok güzel bir laf. Doğru mu? Şimdi bu laf orada duruyor. Harikulade bir cümleyi kurdum oraya. Vazgeçemeyiz bu cümleden, küçümseyemeyiz. Ama yetti mi derseniz, hayır henüz Ahmet Bey'in, Safiye teyzenin hayatına dokunmadık. Ama gökyüzünde yazıyor bu, değil mi? Şimdi onu yıldızlara yazdık laf. Şimdi Ahmet Bey, bakıyor Ahmet Bey yıldızlara, diyor ki, benim diyor, gökyüzünde yazdığına göre diyor, vazgeçilmez, devredilmez şekilde adil yargılama hakkım varmış evladım diyor. Doğru mu? Orada yazıyor. Romantik romantik bakıyoruz hepimiz şimdi bu güzel cümleye. Ahmet Bey'in bir davası var. Tarla davası. Ve keşif bekliyor. Keşif günü bekliyor. 6 ay sonraya keşif günü verilmiş efendim. Hay Allah, avukat bey oğlum demiş. 6 ay sonraya niye bu kadar gecikmiş? Yok muydu hakim beyimizin şöyle 1 ay sonraya, 2 ay sonraya demiş. Zaten oradan Ahmet amca bir sıkıntılanmış haklı olarak. Ne yapalım Ahmet beyciğim demişsiniz. Ne yapalım işte 6 ay sonra Allah'ın izniyle bir keşfe çıkacağız. Ondan sonra dosyanın önü açık demişiz. Tamam mı? Bu arada tabii keşif günü yaklaştıkça Ahmet amcanın, yenge hanım, herkesin heyecanı artmış. Avukat meslektaşımız da keşif için otobüse binecek, 8 saat yol gidecek. Gün gelmiş, yoldan aramış Ahmet amca avukatını. Avukat bey oğlum, gidiyorsun değil mi? Tabii Ahmet Beyciğim demiş, hiç merak etme, gidiyorum. İnşallah keşiften sonra dosyada bir pürüz kalmıyor demişiz. Herkes çok heyecanlı. Arıyorlar, soruyorlar, baba ne oldu iş diyorlar, torunlar, çocuklar. Varmış avukat bey adliyeye, keşfe gidecekler, hakim beyi alacaklar ya da hakim hanım. Hay Allah, hiç hesapta olmayan hakim hanım, hakim bey. İdari izin almış bir gün önce. Hadi. Bitti gitti. Ahmet amca bu arada hala yıldızlara bakıyor. Devredilmez, vazgeçilmez adil yargılama hakkım vardır diyor. Ama adil yargılamayı hayata geçirecek hakim kimseye haber vermeden dosyanın taraflarında olabilir, haklıdır, insandır. Çocuğu hastalanmıştır. İşte annesini doktora götürmesi gerekiyordur. Aşı zamanı gelmiştir babasının falan, almış gitmiş. Yok, keşif günü yok. 8 saat keşfe gideceğim diye otobüste gittiğinize mi yanarsınız bu tarafta? Dosyanın sürüncemede kalmasına mı üzülürsünüz? Neyse, sonra bir gün verilir, keşif günü verilir ki sanki, yani mazeret sebebiyle verilen,
sanki ilk kez veriliyor. Bir 6 ay sonraya daha. Gökyüzünde hala yazıyor. Ahmet amcanın vazgeçilmez, devredilmez, adil yargılanma hakkı vardır diye yazıyor gökyüzünde. Ama artık Ahmet amca gökyüzüne inanmayarak bakıyor. Ahmet amca öfkelenerek bakıyor. Bana ne diyor orada yazın. Şimdi evet, birilerinin belki burun kıvırmasını anlıyorum. Çünkü yapmıyorlar bu işi. Bu derdi de yaşamıyorlar. Bu yüreğinde de hissetmiyor bu acıyı. O yüzden bu böyle insan hakları eylem planı mı olur diyebilirler. Varsın desinler, bu derdi yaşayan anlar. O 8 saat sadece mazeret için gün almak adına otobüs yolculuğu yapan avukat meslektaşım anlar, Ahmet amca anlar bu derdi. Şimdi ne olacak? Bir, hakimin mazereti varsa öncesinden avukata bu en seri yoldan bildirilecek. Bir. İki, sanki olağan sebepten dolayı yeni bir duruşma günü ya da keşif günü verilir muamelesi görmeyecek. Mazeret dolayısıyla o iş yapılamadığından, yani hakimin mazereti dolayısıyla yapılamadığından, mümkün olan en kısa sürede defterdeki en yakın boşlukta hemen gün verilecek. Ama bir hafta sonra, ama 2 hafta sonra, ama 1 ay sonra üst sınırlar belirlenecek. Gördünüz mü? Gökyüzündeki süslü cümlenin onu kullanacak olan insana buyurun bu senin parlak yıldızın diye nasıl verileceğini. Sormak istediğim bir soru burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan eylem planını açıkladıktan sonra yeni ve sivil bir anayasa ifadelerini kullandı. Ben şimdi size şunu sormak istiyorum. Siz Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzi olarak nasıl bir anayasa olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Hemen ifade edeyim. Bir kere ben yeni anayasa tabirini kullanmıyorum. Bir hukukçu olarak ben yeni anayasa yerine tercih ettiğim terminoloji çok kapsamlı anayasa değişikliği. Yani yol böyle olmalı. Neden derseniz, zaten Sayın Cumhurbaşkanı da ben ilk 4 maddeyi asla tartıştırmam diyor, değil mi? İlk yani değişmez 3 madde ve onların değiştirilmesini yasaklayan 4. madde. Cumhuriyetin temel niteliklerini hiçbir şekilde masaya yatırmıyoruz, yatıramayız. O zaman o anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. İlk 4 maddesini yerinde bıraktığımıza göre bu 4 maddeden sonraki 5'ten itibarenki tüm maddeleri konuşuruz demek, değil mi? O zaman yeni anayasa değil, çok kapsamlı bir anayasa değişikliğinden bahsediyoruz. Benim bu anayasa değişikliğinde zaten yıllardır söylüyorum, hiçbir şekilde de bu sözümü söylemekten ne vazgeçtim ne sakındım. HSK'nın yapısının kanaatimizce değiştirilmesi lazım. HSK zamanında da söyledik bunu. HSK oldu, yine söylüyoruz. Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını en ufak bir tereddüt dahi olmadan sağlamanın ilk koşulu, tek koşulu değil ama ilk atılması gereken adımlardan biri HSK'nın yapısının değiştirilmesi. Yargının kurucu unsurlarından savunmanın en üst temsilcisi olarak benim anayasaya ilişkin çok önemli gördüğüm önerimiz budur. Siz şimdi ilk 4 maddeden bahsettiniz biraz önce. Aslında ben de bu konuda bir soru soracaktım size. Çünkü zamanında ilk 4 maddenin tartışmaya açıldığını hepimiz biliyoruz. Ayşin Kılıç'ın da bu anlamda söylemleri olmuştu. Fakat şimdi günümüze geldiğimizde, günümüzde ilk 4 maddenin değiştirilmemesi konusunda bir birlik ve uzlaşı olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki bu değişim sürecine sizin de katkınız elbette ki oldu. Bu değişim sürecini kısaca nasıl yorumlarsınız? Ben onu merak ediyorum. Türkiye'de yapmak isteyenler birer adım birbirine doğru adım attı. Ben ilk 4 maddenin değişmemesi konusunda Türkiye'de herkesin bir uzlaşı içinde olduğunu düşünmek isterim ama bu biraz galiba fazla iyi niyetli olur. Ama ilk 4 maddenin hiçbir şekilde değişmemesi ve tartışılmaması dahi gerektiğini ben nefesim yettiğince, ömrüm olduğunca söylemeye ben devam edeceğim.
Ve Türkiye'nin büyük çoğunluğunun da Cumhuriyet'in temel niteliklerini, ama ezici çoğunluğunda milletimizin Cumhuriyet'in temel niteliklerini hiçbir şekilde tartışmanın ya da değiştirmenin gerekli olmadığını düşündüğünü biliyorum. Sokaktan biliyorum, sahadan biliyorum. Hiç kuşkusuz Türkiye'de eyalet sistemini isteyen bir küçük siyasi grup olabilir. Türkiye'nin bir şekilde gevşek bir federasyona dönüşmesini isteyenler de olabilir. Şu anki konjonktür bunu belki yüksek sesle söylemelerine müsaade etmiyor da olabilir, ama zihinlerinin arkasında neler olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Yani onu söylerken aslında başka amaçla söylediğini tecrübeyle, olayların evveliyatını bilen biri olarak tahmin edebiliyorsunuz. Ama çok şükür ki milletimizin de buna prim vermediği ortada. Anayasaya ilişkin ilk dört maddenin büyük çoğunluk tarafından tartışılmak dahi istenmemesi, ilk dört maddenin bunun gündeme dahi getirilmesinin doğru bulunmaması, Türkiye açısından yapmak odaklı, inşa etmek odaklı, geliştirmek odaklı bir birlikteliğin bulunduğunu gösteriyor. Şunu çok merak ediyorum yorumunuzu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin düşünce kuruluşları, özellikle Türkiye'nin HDP'ye yönelik operasyonlarında, PKK'ya yönelik operasyonlarında, FETÖ'ye yönelik operasyonlarında antidemokratik bir çizgi izlediğini söylüyorlar. Türkiye antidemokratik bir çizgide mi sizce şu an? Yani PKK'ya tabii nasıl baktıklarına bağlı. PKK'yı bir taraftan bir terör örgütü olarak listelerinde yazıp PKK ile birlikte bizim üst organımız işte kongre geldir diyen YPG'yi müttefik kabul ediyorlar. Yani Türkiye üzerine bir senaryo olmadığını düşünmek için ya gerçekten saf olmak lazım ya da safları kandırmak için süslü cümleler kuran biri olmak lazım. HDP'nin kapatılması mevzusuyla ilgili, siyasi partilerin kapatılması konusunda da bir antidemokrasi söylemi var. Ancak Batı'ya baktığımızda Batos'un örneğini de görebiliyoruz. Dolayısıyla HDP'nin kapatılması ve siyasi partilerin kapatılması tartışmasına baktığımızda bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi benim siyasi partilerin kapatılmasına yönelik düşüncelerim ortada. Ben her kapatılanın yerine filikanın çoktan denize indirildiğini, yeni bir tahliye gemisinin daha kapatılmadan inşa edilip kenarda bekletildiğini hayatım boyunca hep izledim. Siz de biliyorsunuz. Bunu söylediler zaten. Neden yenisini açmayalım, yeni bir parti girişimi? Bunlar da konuşuluyor. Yenisini açalım. Yani bu şuna rasyonel bakıyorum meseleye. Bir taraftan yeni bir partiyi kapatılacak olan parti hazırlıyor. Öte taraftan da bu kapatma davasının yarattığı rüzgarla, öfkeyle kendi tabanını konsolide ediyor. Ama öte yandan muhakkak surette tüm siyasi partilerin PKK'ya mesafesini koyması lazım. PKK'ya mesafeyi, teröre mesafeyi açık, net, amasız, fakatsız cümlelerle kurmasını, koymasını beklemek bizim en demokratik hakkımız. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İspanya'ya yönelik verdiği kararında, evet İspanya sen haklısın, çünkü şu parti teröre, şiddete mesafesini açıkça koymadı. Hatta açıkça koymayı, açıkça ilan etmesini beklerdin. Sen çok haklısın dediği cümleyi Türkiye içinde kurmasını bekliyorum. Yani çifte standartlı bir yargıyı içeride nasıl kabul etmediğimizi söylüyorsak, Avrupa olduğunda da
aynı kararlılıkla bunu ifade etmemiz lazım. Herkesin ifade etmesi lazım. Yani aydın olmak demek, ülkenizi yurt dışına şikayet etmek ya da yurt dışından söylenen her cümleye boyun eğip, baş sallayıp onların çifte standartını, bazen ikiyüzlülüğünü yüzlerine vurmamak anlamına gelmiyor. HDP'ye karşı Türk milletinin artık bir kapatılsın dediğini görüyoruz. Diyarbakır annelerini her gün izliyoruz hep birlikte. Böyle bir atmosferde Türkiye'nin çıkaracağı dersler ne olmalı sizce? Son olarak bu olsun soru. Yani halka dokunmaya ve halkın derdiyle dertlenmeye devletimizin ağırlık vererek devam etmesi lazım. Halktan hiçbir şekilde kopuk olmamak gerekir. Halkın yanındaysanız, halkın derdiyle dertleniyorsanız, halkın sorununu çözmek için uğraştığınızı halk biliyorsa, o sorun çözülmese bile, hemen bir çözüm sağlanamasa bile, çözüm sorunu bildiğinizi ve gördüğünüzü ve çözüm içinde gayret sarf ettiğinizi görürse, işte bu Türkiye'nin birliği ve beraberliği adına en önemli yapılması gereken iştir. Bu noktada da şunu da söyleyeyim. İnsan hakları eylem planı halka dokunan bir plan olarak ilan edildiğine göre bir an önce hayata geçtiğinde hane halkımız, ailelerimiz, bireylerimiz evet devlet benim için bir şey yapıyor cümlesini kendi hayatında ama o başlık altında ama bu başlık altında kurduğunda bu bizim milli birliğimizi güçlendirecektir. Dolayısıyla hukuk paydasında kucaklaşmak millet olmanın gereğidir. Çok teşekkür ederiz Sayın Feyzoğlu. Ben çok teşekkür ederim. Fırsat verdiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Sağ olun.